Your Excellency. Değerli basın mensupları, Türkiye, Polonya, Romanya üçlü işbirliği sürecinin 4. Dışişleri Bakanları toplantısını yapmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Toplantının ev sahibi olan Polonyalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan'a gerçekten mükemmel misafirperverliği ve toplantılar esnasındaki yöneticiliği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir formatta, verimli bir görüşme trafiği gerçekleştirmiş olduk. Bugünkü toplantılarımızda önümüzdeki ay Washington'da yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili hazırlıklarımızı ele aldık. NATO'ya mücavir bölgedeki güvenlik sınavları karşısında ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmemiz gerektiği aşikardır. Bu hususta neler yapabileceğimizi görüştük. NATO zirvesine ilişkin ülkemizin önceliklerinin ve beklentilerinin neler olduğunu Sayın Sikorski ve Sayın Odobescu ile ayrıntısıyla anlatma imkanım, görüşme imkanım oldu. Değerli mevkidaşlarıma, Vilnius zirvesinde alınan kararların uygulanmasının ve takip edilmesinin önemini vurguladım. Bildiğiniz gibi müttefikler arasında özellikle savunma sanayi alanında yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamıyla kalkması gerekmekte. İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bunu da zaten her vesileyle vurguluyoruz. Bu çerçevede Vilnius'ta verilen taahhütlerin yerine getirilmesini de bekliyoruz. Yaptırımlar ve kısıtlamalar sadece buna maruz kalan müttefik ülkeyi etkilemiyor. Bu anomali esasen NATO'nun caydırıcılığını ve savunma kapasitesini de azaltıyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmelerimizde terörizmle mücadele konusunu da ele aldık. Bu hususta NATO'nun somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye terörle mücadelede yıllardır çok ağır bedeller ödemektedir. Bu mücadelede müttefiklerimizin kayıtsız şartsız bizim yanımızda olmalarını beklemek en doğal hakkımızdır. Zira müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerekli kılmaktadır. Terörle mücadele konusunda verilmiş olan sözlerin Washington'daki zirveye kadar tamamlanması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Değerli mevkidaşlarımla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumu da bütün ayrıntısıyla masaya yatırdık. Bildiğiniz gibi Türkiye olarak biz tüm çatışmalarda, tüm savaşlarda diplomasi ve müzakere seçeneğine de öncelik verilmesinden yanayız. Bu yaklaşımımızı Ukrayna konusunda da sürdürmekteyiz. Diplomasi seçeneği Ukrayna'da devam eden savaşta bir kenara itilmemelidir. Ayrıca Montreux-Boğazlar Sözleşmesi bölgedeki gerilimin artmasını engellemekte önemli bir rol oynamaktadır. İstikrarı koruyan bu sözleşmeyi lafzı ve ruhuyla tarafsız bir biçimde ve titizlikle uygulamayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Avrupa'nın savunma ve güvenliğin etkin şekilde sağlanması konusunda NATO en önemli aktördür. NATO'nun bu öncü ve asli rolünü zayıflatabilecek girişimlerden uzak durulması gerekiyor. Bu yöndeki bazı teşebbüslerin bizi rahatsız ettiğini bugün değerli meslektaşlarımla paylaştım. Avrupa'daki diğer uluslararası örgütlerin çatısı altında vücut bulabilecek girişimlerin transatlantik güvenliğine zarar verebileceğine dikkat çektim. Değerli basın mensupları, Gazze'de halen devam eden insani felaketle görüştüğümüz konular arasındaydı. Aylardır süren katliam, küresel güvenlik açısından da artık ciddi bir tehdittir ve bu tehdidin varlığı bütün ilgili aktörler tarafından da paylaşılmaktadır. Gazze'deki katliam her an için bölgesel bir savaşı tetikleme potansiyeline sahiptir. İsrail'e karşı şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidirler. İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm dünyanın gözü önünde Gazze'lileri katlediyor. Milyonlarca insanı yerinden ediyor. Bu vahşete seyirci kalan bir anlayışla Filistinlilerin güvenliğini zerre kadar umursamayan bir anlayışla ilerleme kaydetmek imkansızdır. Gazze'deki bu insanlık dramının son bulması için bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması, tarafların masaya oturmaları gerekiyor. İsrail'li esirlerin ve Filistinli tutukların serbest bırakılması gerekiyor.
yerlerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmelerinin sağlanmaları gerekiyor. İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi, ayrıca Gazze'nin yeniden imar için kolların sıvanması gerekiyor. Gazze'deki krizin kalıcı barış için bir fırsata çevrilmesinin mümkün olabileceğine inanıyoruz. İsrail'i uluslararası kamuoyunun çağrılarına kulak vererek sürece olumlu yaklaşmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, üçlü buluşma vesilesiyle mevkidaşlarımla ikili ilişkilerimizi ele almak imkanımız oldu. Sayın Sikorski ile yaptığım görüşmede ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için atabileceğimiz müşterek adımları konuştuk. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl belirlediğimiz hedefin de ötesine geçerek 13 milyar dolara ulaşmış durumda. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi somut projelerle daha da güçlendirmek konusunda kararlıyız. Polonya 2025 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstlenecek. Polonya'nın dönem başkanlığında ülkemizin Avrupa Birliği sürecinin canlanmasında ve ilerletilmesinde önemli adımlar atılmasını ümit ediyoruz. Romanya ile ilişkilerimiz tıpkı Polonya gibi stratejik ortaklık seviyesindedir. Geçen ay yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında ilişkileri daha da güçlendirme kararımızı teyit ettik. Son iki yılda üst üste 10 milyar dolar seviyesini aşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıl 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Savunma ve askeri işbirliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor. Karadeniz'e sürüklenen mayınlar ülkelerimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdide karşı NATO Vilnius zirvesindeki taahhütlerimiz doğrultusunda ülkemizin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubu oluşturulmuş durumda. Bu güzel haber eşliğinde ev sahipliği için Sayın Sikorski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye ve Polonya ve Romanya bugün olduğu gibi gelecekte de bölgemizin istikrarına ve küresel barışa katkı sağlamaya devam edecektir. Sözlerime son verirken NATO'nun yeni genel sekreterinin bugün itibariyle ilan edilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Deneyimli devlet adamı Sayın Mark Rutte'ye NATO'da Sayın Stoltenberg'den devralacağı genel sekreterlik görevinde şimdiden başarılar diliyorum. NATO'da müttefiklik ruhunun daha da güçlenmesini diliyor. İlginizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz NATO'nun ülkelerinin güvenlik endişelerini tamamıyla gözeten, bunları bütün boyutlarıyla ele alan ve buna göre gerekli hazırlıkları yapıp ve büyük bir samimiyet ve kararlılıkla bu tehditlerin üzerine giden bir durumda olmasını sürekli savunuyoruz. Burada üyeler arasında ayrım gözetilmemesi fevkalade önemli. Üyelerin güvenlik endişeleri, ittifakın toptan güvenlik stratejisini oluşturmada en önemli zemindir diye düşünüyoruz. Bununla birlikte son zamanlarda Avrupa Birliği'nde özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra muazzam bir güvenlik endişesi ve bu güvenlik endişesinin de yapısal bir takım değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Tabii ki bu türden endişeleri taşımakta haklıdırlar ve bu endişeleri gidermek için gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapma konusunda her türlü hakka sahiptirler. Fakat NATO ile ilgisi kurulduğu zaman şöyle bir endişeyle biz Türkiye olarak karşı karşıyayız. Sadece Türkiye olarak değil, NATO üyesi olup ama Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin ortak endişesi. Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği güvenliği ile NATO stratejileri arasında giderek örtüşen bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla NATO giderek daha fazla Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği de giderek daha fazla NATO stratejilerini domine edildiği bir yer oluyor. Böyle bir trendde Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye'nin güvenlik endişelerinin hesaba katılmaması ve ittifakın genel oryantasyonunun dışında kalıyor olması tabii ki ittifakın kuruluş ruhuyla, ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. Ben şu anda bu %100 böyle oluyor demiyorum. Ben sadece böyle bir riske dikkat çekiyorum. Bunu zaman zaman Cumhurbaşkanımız da ifade ediyorlar. NATO'nun uzun yıllardır üyesi olan
ve güçlü bir üyesi olan ülke olarak bu türden stratejik hatırlatmaları zamanlıca yapmak bizim görevimiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Rutte'ye başarılar diliyoruz. Sayın Stoltenberg gerçekten çok büyük bir beceriyle NATO Genel Sekreterliğini uzun yıllar, hatta biraz da uzatmayla yerine getirdi. Görevi esnasında gerek Cumhurbaşkanımıza gerek bizlerle çok yapıcı bir diyalog içerisinde bulundu. Özellikle sorun çözme yeteneği en üst düzeydeydi. Sayın Rutte de bildiğiniz gibi deneyimli bir Avrupalı politikacı. Uzun yıllar hem bölge hem uluslararası ilişkiler konusunda deneyim geliştirmiş durumda. Ben hem ittifakın doğu kanadını teşkil eden bizlerin güvenlik endişesini, hem kuzey kanadını, hem diğer Atlantik tarafını en iyi şekilde anlayacağına, buna yönelik stratejileri geliştirmede dengeli bir bakış açısı geliştireceğine inanıyoruz. Bu nedenle de kendisini Cumhurbaşkanımız desteklemiştir. Ben kendisine tekrar buradan başarılar diliyorum. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi her savaşın sadece bulunduğu bölgeyle değil, bulunduğu bölgenin çevresine ve ötesine de etki eden bir durumu var. Dolayısıyla bu türden yayılma riskleri bizim için bir endişe kaynağı oluşturmakta. Şu anda Karadeniz'de gördüğümüz mayınlar tabii ki Ukrayna'da devam eden savaşın bir neticesi olarak karşımıza çıktı. Biz bölge ülkeleri olarak bir inisiyatif ele aldık. 3 NATO ülkesi, Karadeniz ülkesi bir araya geldi. Romanya, Bulgaristan ve Türkiye bu konuda bir inisiyatif geliştirdi. Bu inisiyatif gerçekten hem tehditleri uzaklaştıran hem savaşın ortaya çıkardığı bir soruna hitap eden bir inisiyatifti. Ben tekrar buradaki rolleri itibarıyla hem Romanya'ya hem Bulgaristan'a, burada değiller, çok teşekkür ediyorum. Buna benzer işbirliklerimizle artırarak devam ettireceğiz. Bardzo dziękuję pani i panom ministrom za udział w naszej konferencji. Dziękuję również państwu. Do zobaczenia, do widzenia.